Mardin Kızıltepe'de Vatan Partisi rüzgarı esti. Bu rantçıların, bu borsacıların, bu dolar hırsızların önüne geçmek gerekiyor. Sandıkları patlatacağız ve mazlumları meclise göndereceğiz, mazlumları. Kızıltepe'de seçim bürosu açılışı yapıldı, halaylar çekildi. 6 aday Türkiye'nin önündeki sorunların çözümü için meclise girmek istiyor. Bu zalimlerin önünü kapatacağız. Dükkan kirası 5 milyarsa 15 milyar yaptılar. Açılışta Kürtçe konuşan Mardin İl Başkanı Zeynettin Bozan sistemin çöktüğüne vurgu yaptı. Gelin evana, gelin merva dostum, hıratının, müserçavahatının. Emperyalist sistemin dönemi bitmiştir. Vatan Partisi sahadadır. Tarım bölgesi olan ilçede açılışın gündemi DEDAŞ oldu. Vatan Partisi Mardin 1. sıra milletvekili adayı Hüsamettin Işık, şehrin bir numaralı sorununun DEDAŞ olduğuna dikkat çekti. Bu TEDAŞ zalimi yüzünde herkesi haciz icra etmiş bunları. Herkes hacizli. Bu TEDAŞ sorunu güzel bir şekilde halledeceğiz. Hüsamettin kardeşim genç dinamiktir. Kızıltepe'nin çocuğudur. Kızıltepe'nin öz evladıdır. Açılışa Kızıltepe'liler de yoğun ilgi gösterdi. Ulusal kanalla konuşan vatandaşlar şehrin onlarca sorunu olduğunu, bu sorunları Vatan Partisi'nin çözebileceğini anlattı. Bir öğrenci olarak ailemin geliri belli. Bu konu hakkında çok sıkıntı yaşıyoruz gerçekten. Öğrenciyim, dershane öğrencisiyim. Geçen seneki fiyatlar ve bu seneki fiyatlar arasında açık ara fark var yani. Bunun için buradayım. Vatan Parti'nin bunu çözebileceğini düşünüyorum. Vatan Partisi'nin genel başkanımız bize dedi ki biz uyuşturucuyla mücadele edeceğiz diye biz kendisini destekliyoruz. Önemli olan bu uyuşturucu belasından gençlerimizi kurtarmasıdır. Kendilerine, il yönetimine, ilçe yönetimine, sayın vekillerine başarılar diliyoruz. 500'e yakın biz bir üyemiz var. Daha çok iletişimimiz olacak ve inşallah Vatan Partisi'nin lehine çevirebiliriz diye.